Hepinize iyi seneler sevgili Başaklar. Bakalım 8-14 Ocak arasında sevgili Başakları neler bekliyor? 3 tane kart açacağım arkadaşlar ve bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili Başaklar için. Kılıçların Kraliçesi. Kılıçların Kraliçesi de nedir arkadaşlar? Bu dönem gayet anlayışlı olacağınızı fakat hayatınızın birazcık karmaşık bir hale gelebileceğini sembolize eder. Bir takım konularda karmaşa yaşayabileceğinizi sembolize eder. Duygusal anlamda arkadaşlar bu dönem çok güçlü olacağınızı, kalbinizin asla ve asla kırılmasına izin vermeyeceğinizi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem şu konuda da uyarır bizi aslında anlayışlı, çok fazla anlayışlı olmakla kullanılmak arası biliyorsunuz çok ince bir çizgi. Ve bu çizgiyi çok böyle balanslı bir hale, balansta tutmak gerektiğini sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem artık hedeflerimizin belli olacağını sembolize eder arkadaşlar. Kılıçların Kraliçesi. Aynı zamanda bir takım şeylerinde hayatımızda özgür kalacağını sembolize eden kartlardan bir tanesidir Kılıçların Kraliçesi. Fakat bir konuda da bizi uyarır. Der ki bu dönem birazcık öfkeli ve acımasız derecede açık sözlü olup surata konuşabilirsin pat pat. O yüzden de sevdiğin insanları kırabilirsin. Çok dikkat et der. Ve kararlı, aynı zamanda da cesur olacağımız bir dönemi de sembolize eder. Hadi bakalım ikinci kartımız. İkinci kartımız Tılsımların Şövalyesi arkadaşlar. Tılsımlar ne demiştik? Hayatımızda ekonomi, finans, iş dünyası, yeni dünyaya entegre ettiğimiz zamanda yorumlamalarda kriptoya daha çok ben yoruyorum bunu arkadaşlar. Bu da nedir? İşte bu dönem çok verimli, çalışkan olacağınız bir dönemi sembolize eder arkadaşlar. Fakat bu dönem işinizin birazcık zor olacağını ve nasıl söyleyeyim? Çok fazla sorumluluk alabileceğinizi veya üzerinize çok fazla sorumluluk yüklenebileceğini sembolize eder. Aynı zamanda da orta meblağda risksiz, stabil bir kazancı sembolize eder bu dönemde arkadaşlar. Ve yatırım konusunda da eğer bir şeye yatırım yaptıysanız, emlak olabilir, ne bileyim borsa olabilir, herhangi bir şeye yatırım yaptıysanız bu yatırımın size dönüşünün yavaş olacağını sembolize eder arkadaşlar. Yani paranızı kısa sürede geri alamayacağınızı sembolize eder. Hadi bakalım. Aynı zamanda da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Karşımızdaki kişiye de bunu uyarlayabiliriz. Karakterine nedir? Çalışkandır, verimlidir, uzun düşünür bir takım şeyler için. Orta meblağlıdır geliri, sabit bir geliri vardır. Aynı zamanda da yaşından birazcık daha yaşlı gözükür arkadaşlar. Daha çok koyu renk saç tonlarına ve göz rengi tonlarına sahip bir kişidir bu kişi arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Üçüncü kartımız sevgili Başaklar için. Arkadaşlar bu dönem evet hedeflerinizi belirlemişsiniz. Duygusallığı da bir kenara bırakmışsınız ve paraya yoğunlaşıyorsunuz arkadaşlar ve işinize, kariyerinize yoğunlaşacağınız bir dönem. Nedir? Tılsımların 8'lisi arkadaşlar. Tılsımların 8'lisi hakkında ne diyebiliriz? Çalışkan olacağınız bir dönemi, azimli olacağınız bir dönemi sembolize eder arkadaşlar. Bazı arkadaşlar için yükselmeyi sembolize eder, kariyer atlamayı sembolize eder. Hatta ileri gidip kendi işini kurmayı sembolize eder. Aynı zamanda tecrübelerini başka insanlarla paylaşmayı da sembolize eder. Bu dönem şöyle söyleyeyim. Tecrübelerinizi başka insanlarla paylaşıp diğer insanlara da faydalı olabilirsiniz bu dönemde arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. Bir takım şeyleri de eğer öğrenme arzunuz varsa kendi kendine öğrenme özelliğinizin çok yüksek olacağı bir dönem
Bu dönem tam zamanı arkadaşlar. Eğer kendi kendinize bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, konsantrasyonunuzun yüksek olacağı ve standartlarınızın da iş konusunda özellikle yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder arkadaşlar. Evet sevgili başaklar, sizler için 8-14 Ocak arası tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.